Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere sümbül soğanı saksıya nasıl dikilir ondan bahsedeceğiz kısa bir şekilde. Öncelikle 3 tane malzememiz var arkadaşlar. Saksı, toprak ve görmüş olduğunuz gibi soğanlarımız. Arkadaşlar birinci dikkat etmemiz gereken saksımızın drenaj kanallarının, tahliye kanallarının açık olması gerekiyor. İkinci dikkat etmeniz gereken ise toprağımızın steril olması gerekiyor. Yani toprağımızın içerisinde yabancı ot tohumu veya herhangi bir zararlı larvasının bulunmaması gerekiyor. Soğan dikim derinliği genelde soğan çapının 1 veya 2 katı derinliktedir. Önce saksımıza toprağımızı, steril toprağımızı yerleştireceğiz. Tabi steril toprağı yerleştirmeden önce bu toprak içerisindeki oranlardan bahsedelim. Arkadaşlar bu %85'i kokopit, %15'i perlit olan bir toprak karışımıdır. Kokopit dediğimiz Hindistan cevizinin dış kabuğunun öğütülmüş halidir. Şimdi saksımıza toprağımı yerleştiriyorum. Evet. Yerleştirdik arkadaşlar. Sümbül soğanları genelde 5 santim. Soğanlar arası mesafe 5 santim olacak şekilde dikilebilir. Şimdi soğanın uç kısmı yani sivri ucu yukarı bakacak şekilde ve kök kısmı aşağı bakacak şekilde soğanlarımı yerleştiriyorum. Evet, soğanlarımı yerleştirdim. Daha sonra ise soğanlarımın üzerini sivri uçları hafif gözükecek şekilde kapatıyorum. Evet, bu dikimi biz sahil bandında veya ılıman iklim kuşağına sahip olan yerlerde yapabiliriz. Eğer karasal iklimin çok yoğun olduğu yerlerde yapsaydık arkadaşlar, bu soğanların sivri ucu da bu şekilde görüldüğü gibi toprakla yaklaşık 1 santim yükseklikte kapatılacaktı. Şu an dikim işlemini yaptık. Sulama yaklaşık 15-20 günde bir yapabilirsiniz. Baharla beraber sümbül soğanlarımız yeşil aksamlarını göstermeye başlayacaktır. Ayrıca dipnot olarak verirsek, sümbül soğanlarının daha yoğun bir şekilde çiçek açmasını istiyorsanız arkadaşlar yaklaşık olarak 1-2 ay boyunca dış mekanda bulunması gerekiyor. Ondan sonra iç mekan içerisine soğanlarınızı alabilirsiniz. İsterseniz dışarıda da tutabilirsiniz. Sümbül soğanlarının dikimi hakkında benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Efidancım.com üzerinden kredi kartı, havale, posta çeki, ödeme yöntemlerini kullanarak siparişlerinizi verebilirsiniz.